Evet, bu turnuva için uzun süre hayaller kurduk. İyi oyunla, iyi sonuçta buradan çıkacağımızı düşünüyorduk. Ama kötü bir başlangıç İtalya maçıyla. Bu maçın da ilk 25-30 dakikasına yansıyarak olumsuzdu. Ondan sonra oyuna ortak olduk. Oyunu da kontrol elimize geçirdik. Fakat uzun atılan defans arkasında topla yediğimiz gol sırası rakibin direnci arttı. İkinci yarı yine buna rağmen oyun kontrolünü ele geçirdik. Pozisyonlar bulduk. Ataklarımızda daha becerili olmamız gerekiyor. Top kayıpları yapmamıza rağmen pozisyonlar bulabildik. Rakibin çıkmalarında biraz sıkıntımız vardı. Rakip daha soğukkanlı, sabırlı, dikkatli oynadı ve 2-0'lık skor yakaladı. Oyun tecrübemiz, maçın gidişine göre oyun tarzımızdaki eksiklerimiz, özellikle top kayıplarımız, zaman zaman blokların kopması rakibe büyük bir avantaj yakaladı. İlk maçın oyun şoku bu maçta da özellikle ilk bölümde takım üzerinde sanki bir baskı oluşturmuş. Coşkusunu ve oyununu etkiliyor gibi. Çünkü bizim takım için bu kadar pas hatası olan maç bu maçta, iki maçta daha doğrusu, yani İtalyan bu maçta çok fazla vardı. Maalesef üzgünüz çünkü bu turnuva önemliydi. Bu turnuvaya gelip burada daha iyi bir oyunla, daha umut var oyunla ve sonuçta çıkmamız gerekiyordu. Rakibimiz büyük bir avantaj yakaladı. Biz kazanmayı düşünürken beraber bile kalamadık. O yüzden hatta son maça da bir şansımız daha olabilir. Şimdi tabii diğer takımlara göre avaraja da bakarsak zor görünüyor. Rakibi tebrik ediyorum. Bizim için de üzgünüz. Zaten ona benzer top kayıplarımız da var. Yani tabii şöyle, takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Bu turnuvayı yaşarken mesela oyunda rakibin dikkati, oyunu soğutması, az sayıda çıktığı zaman bile topu bizim sahaya yığması, bunlar bir tecrübe işi. Kalecinin zaman geçirmesi, işte faul olduğu zaman top tutmaları, bunlar küçük ayrıntılar. Pas yaparak oyunu tutmasalar bile bu tip anlayışta bizim sahaya 3 oyuncuyla 2 kenar hızlı oyuncu ve pivot santraforla tutmaya çalıştılar. Top tutma bakımından bizden daha avantajlı yaptılar. Özellikle iki kenar hızlı oyuncularını ve pivot santraforları kullanarak 3 oyuncular 4 oyuncu masa karşı bizim sahaya geldikleri zaman bizim takımın da blokların kopmasını sağladı. Ama ikinci yarı daha ayağa top oynayıp daha rakibin sahasında oynamaya çalışırken biz 2-3. pastan sonra hep top kaybı yaptık. Bizim iki maçta da yani top kaybında ve top alışverişinde sıkıntılarımız oldu. Bunu tabii uyumlu ne kadar yaparsanız o kadar etkin atak geliştirirsiniz. Bunda da sıkıntımız oldu. Zaten ilk 25-30 dakika rakibin kontrolüne hiç cevap veremedik. Yani oyunumuzda, hızlı oyunda cevap veremedik. Daha sonradan iyi oynadık ama rakibin her çıkışında da etkili olmaya başladı. Sizin de söylediğiniz ikinci gol zaten bu dikkatin oyundan kopmuşluğun, şok etkisinin olduğunu gösteriyor. Birinci kornere attıkları zaman kimse karşılamadı. İkinci kornere attı. İşte daha sonra itirazları geldiği pozisyon. Oysa biz ondan önce biz rakip sahada gol arıyorduk. Bir geldikleri zaman ondan sonra süreyi de bitirdiler. Hem golü attılar. Golden önce de süreyi bitirdiler. Gol olduktan sonra da oyun bitti zaten. Bu bizim için yani tecrübe eksikliğine katılıyorum ama bunları yaşayacağız. Yani bunları iyi oyunla geçirmemiz gerekiyordu. Veya en azından buradan gruptan çıkarak bunu hayal etmiştik. Şimdi rakibimiz büyük bir avantaj yakaladı galiba. Aynı avantajı biz yakalamamız gerekiyordu. Bugün yenseydik veya kötü ihtimalle beraberlikte son maça şansımızı daha fazla artırabilirdik. Olmadı. Yani zaten işin sorumlusu benim. Kaybetmeyeni yani oyuncuları görevli. Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil. Onlar kendi görevlerinden sorumlu. Eğer bunu soruyorsanız oyunu skoru iyi değilse sorumlusu benim. Ama bir bilgi almak istiyorsanız söyleyeceğim şey şudur. Biliyorsunuz Merit de bizim için önemli oyuncu. Kaan da, Çağlar da. Ama bir şey söylediğimiz zaman kendi aklınızla veya fikrinizle konuyu başka yere getirdiğiniz zaman o zaman konuşacak bir şey kalmaz. Ozan'la ilgili ve Merih'le ilgili şunu söyleyebiliriz. Evet, Merih daha iyi aşama kaydetti ama takımında sakatlıktan çıkıp oynayan oyuncu. Ozan da düzeldi ama son maçta da biliyorsunuz ki oynamıyor. Bu oynamayan oyuncudan yine Cengiz de var. Şimdi lafı hemen çevirip başka tarafa gidiyor ama maç oynamamasına rağmen sağlıklıydı. Ozan sakatlıktan sonra çıktı. Ne kadar vereceği, aldığımız oyuncuların bazılarının bizim antrenmanda verimleriyle ilgili biz bir karar veriyoruz. Dolayısıyla bunu işte o oynasa dediğiniz doğru. Maç kötü bittiği zaman herkesi değiştirebilirsiniz. Yani bizim ilk maça çıktığımızda orta sahamız bizim Okay, Ozan'la Tufan'la çok daha şey bekliyorduk. Yine o umutla değişti. Çok değişiklik yapmadan geriden Kaan'ı alırken aynı pas anlayışı da kullansın diye. Ve Kaan da konuda olumsuz değil.
Yani Meri'yi kötü oyuncu olduğu için almadık bunu. Yani Meri tekrar girdi oyuna. Çünkü bu sefer Kaan'ı ortada kullanmak durumunda. O konuda da katkı yaptı bize. Ama biz Okay'dan, Ozan'dan bekliyoruz bunu. Zaten Hakan ve diğerleri oyun kurucu, Yusuf, İrfan olabilir ama geriden topu aldığınız zaman iyi çıkması, basit çıkması önemliydi. O bakımdan yoksa işte Ozan'ı oynatsaydık, pası iyi yapsaydık doğru. Yani bunlar tartışacak. Bunlara girersek zaten sonunda kalkamayız. Yani o oynadı, bu oynadı. İşte golü kaçırmışsak santrafor niye oynadı? Golü yemişsek kaleci niye oynadı? Bunlar benim işim değil ama ben takımın olabilecek en iyi şekilde çıkardım. İlk maça göre işte olumsuz olan, yani takımın tümü olumsuzdu ama Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi oyun bekliyordum. Olmayınca onları değiştirdim iki orta saha. Bu sefer daha yaratıcı oyuncular öne koyarak arkasında da bir kesici, yani zaman zaman üçlüye dönecek şekilde Kaan'ı içi stoperle oynattım. Bu Ozan da olabilirdi. Merit de. Merit daha bu konuda hazır diye düşündüm. Çağlar da iyi. Yani onun takımın mağlubiyetinin bir oyuncu ve diğer iki oyuncu ile değildi. Tamamına bakmak lazım. Tamamında pas alışverişi, fizik gücümüzü, teknik yapımızı, mental olarak oyun yapımızı oynuyoruz. Bunun içerisinde tabii bireysel, bana deseniz ki hangisi çok iyi oynadı, soru işaretleri derim size iki maça baktığımızda. Yani ikna oldunuz mu yoksa yani yeterli bir süre cevap oldu mu bilmiyorum. Biz tabii önce geçmiş olsun, az evvel de söyledim. Üzgünüz, aynı şey bizim için de geçerli, sizin için de geçerli. Yani biliyorum beklentiniz büyüktü, o beklenti yine biz size, takım size verdi. Bugün oynadığımız maçta dahil olmak üzere iki maçta gol atamadık, puan alamadık. O yüzden tabii üzgün olacağız. Bunu da hiç kocamadan söyleriz ama bu takım bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar oluyor, olacaktır. Buna tabii tecrübesizliği de katabilirsiniz. Zaman zaman tecrübesini iyi kullanırken fizik gücünü kullanamama sıkıntısı da katabilirsiniz. Çünkü teknik taktik kadar fizik gücü de önemlidir. Veya yetenek karakter kadar güçlü olmak, ayakta kalmak, birebir de boğuşmak. Bunları kesik kesik kullandık. Yani özellikle ilk maçta bizi rakip bayağı hırpaladı oyun olarak da, skor olarak da, oyun olarak da. Ve onun bir baskısı ve şoku ben olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk bölümde çok istekliydi. Ben o konuda çocuklara hiçbir şey söyleyemem. İsteklerini sahaya yansıtacak güç ve oyun anlayışı da oynayamadık yani. Şimdi rakip daha dengeli dağıldı. Daha basit paslarla oynadı ve bizi kontrol etmeye çalıştı. Sistemlerle ilgili zaten oyun içerisinde oyuncuları belli bir sistemle oynattıktan sonra belli alanlarda yer değiştirebilirsiniz. Bu bir çözümdür. Aynı mevkilerin değişim mevkisini alarak aynı zamanda da sistem olarak değiştirirsiniz. Ama önce oyuncunun bireysel performansı da önemli olan, yani hangi sistemle oynarsanız onu, demin söylediğim fizik, teknik, taktik olarak iyi olduğunuz zaman sistemler size yardımcı olur. Bugün zaman zaman bunu ikiliye dönüştürdük. Zaman zaman orta sahada riskler aldık ama istediğimiz golü yine bulamadık yani. Veya istenmeyen, beklenmeyen şekilde gol yedik. Hata yaptığınız zaman, topu iyi kullanamadığınız zaman, topu rakibe kolay verip de zor aldığınız zaman bütün sistemler çöker. Aslında bizim sıkıntılarımıza biraz oldu. Kesinlikle şeye katılıyorum şimdi tecrübe açısından. Çünkü böyle bir turnuvayı geçirmek başka bir şey. Ve bu turnuvanın ağırlığını, sorumluluğu taşımak başka bir şey. Veya bu turnuvada ilk katıldıktan sonra o heyecanla moral güvenin artması da olabilirdi. Onu da sağlayamadık. Yani düşün, İtalya maçında güzel bir oyun olsaydık farklı bir moral ve motivasyonda çıkacaktık. Şimdi sanki takımda bir ağırlık var üstünde. Onu dışa vurumunda sıkıntılar görüyorum. Ama buna rağmen dediğim gibi zorladılar. Mesela son bölümde biz gol atacağımızı beklerken, rakibi kapattık diye düşünürken adam bir çıktı. İki korneri, yani aynı korneri bir soldan bir sağdan kullanırken oyundan koptuk. Aynı pozisyonda biz son dakikada gol atsaydık oyun değişecekti. Bunlar bir tecrübe ister tabii. Basket plan değil. Futbolda o da var. Araya top atmak da var. İkiye bir de uzun top atıp santrafor saklayıp hızlı dripling oyuncuyla penaltı yaptıkları pozisyon, hepsi var. Onları biliyoruz zaten. Onları biz de biliyoruz da. Ama sahada işte maalesef onu göremiyorsun. Ben 15 metre Remsey'in koşusunu gördüm. İki tane stoperimiz duruyor. Ortadaki oyuncumuz onun önünde kaldı. Adam koşuya başladı. Defans arkasına 5-6 metrelik mesafe avantajı yakaladı. Hiç devreye girmedik yani. Bu da hata. Aynı şekilde ikinci golde de. Yani bunları bizim takım yapmadığı için biz başarılı oluyorduk. Bunları yaptığınız zaman zaten başarısız olacaksınız. Onun için görülüp görünmesi değil, bunun çalışması da yapılıyor. Yani şimdi uzun top pivot santrafı atıp saklayıp açıklarını oyuna sokmaları da var. Remsey'in katılımı var. Bizim 3 defansımız var. Bir de önde ön libero var. Yani 3 oyuncuya 2 açık santrafor ve diğerine
4-5 tane oyuncu, yani orta sahanın gelen oyuncusu Ramsey ile beraber 4 oyuncusuna 5 oyuncu karşılama şansımız var. Bir fazla. Ama eylemde sıkıntı olduğu zaman bunu yaşıyoruz. Yaşadık. Zaten o tip topları biz de arkaya atmaya çalıştık. Ama yeteri kadar başarılı olmadık. Yani biz de aynı şeyi onların defans arkasına atmaya çalıştık. Ama bizimkisi o kadar etkin olmadı. 2'ye 1'ler çok denedik, istedik. Defans arkasında kısa paslarla aralara defans arkasına. Ama hep toplar 2. 3. pastan sonra kesildi. Onları geçirebilseydik ki çok daha etkili olurduk. Çıkışta da kaptığınız bu topların geriye dönmesi de bizim oyunumuzun dengesini tamamen rakibin lehine çevirdi. Bunlar sizin dedikleriniz de doğru ama bizimki de doğru. Sonuç olarak bunları yapamadığımız için başarısız olduk zaten. Teşekkürler. Başka soru gözükmüyor. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.